program var ki. Öteki programlar kaldı geride. Elindeki yelpazeyi ilk ben aldım ve benim elimdeyken aynen bu şekilde Ece böyle tutup çekti. Ne güzel oynuyor. Senin yelpazeye ihtiyacın mı varmış? Kıvır kıvır. Alsın yelpazesi onun olsun. Vallahi içimiz açıldı. Ben bu kabı beğenmedim. Kıskanç bir görümce falan giyebilir bence bunu. Allah Allah. Ya nasıl bir danstı o ya? Saçın yıkılıyor. Rezil oldu bence, çok kötüydü. O nasıl bir gülüşmüşse ya? Aslında orijinal olmayan kendisi. Ay nasıl içimin yağları eriyor benim? Bu müzik insanı başka bir moda sokuyor. Valla iyi değilim ben şu an. Gülüm şöyle tuttum falan yani. Tarihe yazılmış güzelliğimiz var. Show TV ekranlarına bir başka güzele hoş geldiniz. Bugün bizi bir başka güzelde renkli bir mücadele bekliyor. Güzellerimiz bugün roman günü konseptinde yarışacaklar. Şu anda kendileri sahne arkasında tam 9-8'e uygun bir şekilde hazır bekliyorlar. Dilerseniz onları daha fazla bekletmeyelim ve kızlarımızı buraya davet edelim. Taşıyor cebimde paralar, taşıyor herkes bana, bakıyor herkes beni, izliyor çat 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 çat, çek 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 çek. Yemekte yaparım, salçayla göbek tatarım. Kalçayla yemek de yaparım, salçayla göbek tatarım. Kalçayla pilav da yaparım, arpayla pilav da yaparım. Arpayla göbek tatarım, kalçayla göbek tatarım. Kalçayla tat 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 tat, çek 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 çek. Aman yaşa! Aman dumanımı tüttüm. Yoksa canım mı çıktı? Selamlar hocam! Senin de hakkın yavrum, ye babam. Çocuğum, benim cebim paralı, kasam dolarlı erolu. Akıyorsun yandan, yüzü çekiyorsun düşeceğin camdan. Çal, çal, salçalı, salçalı, paralı, dolarlı, erolu, çok farklı. Salçayla göbek tatarım, kalçayla pilav da yaparım, arpayla pilav da yaparım, arpayla göbek tatarım, kalçayla göbek tatarım, kalçayla çat 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 çat, çek 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 çek, çat 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 çat, çek. Saçakları yerde. Evet. TV'de öyle bir program var ki. Evet. Öteki programlar kaldı geride. Ay'a baktım, ay güzel. Güneş'e baktım, güneş güzel. Yıldız'a baktım, yıldız güzel. Jüriye baktım, yıldızlardan bile daha güzel. Bak burası bal, burası kaymak. Burası şam fıstıklı. Kadayıf. Her zaman zirveyiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Arabam kırmızı.
Dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Ama sizin program bence sabah programlarının zirvesi, yıldızı. Evet kızlar, sizi localarınıza alalım. Teşekkür ediyoruz. Murat Bey, ben de size şiir yazdım yalnız. Şiir demeyelim de. Hoca Ali deniliyor bizde. Ne deniyor? Hoca Ali. Hoca Ali'm var size. Evet, kime? Roman günü yaparız da onsuz olur mu? Onu duyanlar yerinde durur mu? 9-8 demişken Kobra Murat'sız olur mu? Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ediyorum. Çok teşekkürler. Ekran başına diyorum ki bundan sonraki hayatımız Roman Havası tadında derssiz, kedersiz, tasasız geçsin. Hayatımız oynayarak güzel günlerde geçsin. Herkesin muradını yüce Rabbim hepimize, tüm dünyaya versin. Bravo. Şahane ya. Bir daha istiyoruz ya biz bayağı. Hepimiz Kobra Murat'ı bir daha istiyoruz. Onu bu kadar kısa göndermiyoruz. Şimdi biz düellolarımızla devam edeceğiz. Arada tabii ki Kobra Murat yeniden bizlerle beraber olacak. Evet, ortam bu kadar ısınmışken ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Ve hemen ilk düellomuzla başlamak istiyorum. Birinci düellomuz kırmızı takımdan Ece, mavi takımdan Melike arasında olacak. Ve podyuma ilk olarak Ece'yi davet ediyorum. Para bizde. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, biziniz çok çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyen çok çok. Yakıl arabamız var, havamız çok. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle, hayat bizde, her şey bizde, sizde ne var? Ya ne kadar güzel geldi. Seviyor musun dans geldim. Etmeyi? Aa, çok severim. Çok seviyorsun. Sever Roman misin Roman Havası? Oynamayı hele daha çok severim. Yani şu notam böyle oynayamay olsun. Olsun ama kendini güzel hissediyorsun bunun evet. içinde herhalde. Çok da güzel olmuşsun. Teşekkür şıkır ederim. Şıkır şıkır çok yakışmış. Teşekkür ben hemen ederim. Jürimize döneyim. Bakalım Ece'nin kombiniyle alakalı neler düşünüyor jürimiz. Bige Hanım buyurun. Nişanım var herhalde Ece. Belli. Romanlar için hatta gösterişi az. İkinci nişan falan mı, çok abartmamışlar? İlk nişanda daha da güzel oluyor. Birinci nişanım ama galiba çok şey, bir aileye gidemedim, o yüzden öyle oldu. Romanların o renkli kişiliğini ve sanatçı ruhunu ve çok yetenekliler onlar. Özel günlerinde de çok özeniyorlar. Nişandır, düğündür, sünnettir. Evet, bir roman genç kızı böyle tüylü ve kabarık ve işli bir nişanlık seçer. Evet, elinde bir aksesuarı olur. Bir roman kızı için sakin bir saç. Olmuşsun sen nişanlanacak bir roman kızı. Teşekkür ediyoruz Emine'cim. Ece hoş geldin. Hoş buldum. Senin tarzın her zaman böyle sade olur ya. Ve gerçekten şu anda böyle o kadar parlıyorsun ki Bige Hanım'a az ama bana bayağı fazla geldin. Gözümde böyle büyük bana geldin. Da alışamadım bütün. Evet, evet, çok güzelsin, çok zarifsin ama acaba zarif mi olmak gerekiyor? Yani içi belki zarif ama dışı çok şey olması gerekiyor. Ama bizde böyle değil. Daha çok birkaç tane orada kız var mesela, İpek Nur, Dilşah belki ama İpek Nur çok ve Kardelen daha çok bizim o bildiğimiz Balkanları anlatıyorum şimdi, Sırbistan, Hırvatistan vesaire, roman tarzı insanlar böyle giyinir. Ama ilk defa böyle nişan, bir de kültürel bir şey oldu benim için de bir öğreneyim. Çok da güzel olmuşsun, parlıyorsun. Teşekkür yani. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Raşit Bey buyurun. Evet, çok sadesin gerçekten. Yani sadelikte bir dünya markasısın şu anda. Bir şey söyleyeyim, ben çok beğendim. Renk çok güzel, o tüyler, o tüllerin inişi falan çok güzel. Orada kim bilir
kaç metre tülü var. En az 100 metre vardır yani. Var mıdır? Büze koymuşlar yani tülü. Bayağı beğendim. Yalnız şöyle bir şey tabii ki. Ben burada makyajını biraz daha ağır isterdim. Evet. Belki bir şey koyarlar ya böyle mavi göz farı falan. Benim yüzümde makyaj patlamıyor. Yani sürmedim gerçekten sim kalmadı. Patlamıyor yani. Renk isterdim ben gözlerinde. Böyle mavi belki göz farı allık olabilir. Böyle allık hani biraz öyle yoğun bir makyaj isterdim. Onun dışında daha fazla bilezik isterdim. Elbise zaten çok güzel. Bayıldım elbiseye. Bir ayakkabılarına bakabilir miyiz? Aa çok güzel. Ayakkabılar bayağı janjanlı. Çok tamam, güzel. Altında tarlatan giymişsin zaten. Evet, tarlatan giydim. Ama çok güzelsin yani bence. Ya bir roman nişanıysa eğer bu gayet de giyilebilir bence. Benim yorumum bu kadar. Teşekkürler. Peki, teşekkür ediyoruz Raşit Bey. Evet Ececiğim, kombinle alakalı yorumlarını aldım. Şimdi biraz sohbet edelim mi? İster misin? Edelim. Edelim mi? Diyel. Nasıl bir şey geliyor? Korkma, kötü bir şey gelmiyor. Peki. Azıcık kız kıza sohbet edelim seninle aramızda dedim ben. Tamam. Dişan'la ne oldu bugün? Sen Dişan'ın kıyafetini mi aldın? Ben Dişan kıyafetini almadım. Yani aslında kıyafetim, yani bunu istiyordum. Kıyafetimi almıştım ondan önce. Bu aksesuar da bu benim üzerimde kıyafetin aksesuarıydı ve hani aksesuar kısmında duruyordu. Sonra Dişah bunu benden önce almış ama onun aksesuarı da mor olması gerekiyor. Sonra dedim ki bu benim kıyafetime ait dedim. O dedi ki o zaman önce onu vermeniz gerekiyor dedi. Yoksa dedi ben de bunu veremem dedi. Moru mu vermeniz gerekiyor dedi? Evet. Mor kimdeydi? Vermediler. Kimdeydi mor? Bende. Yani iki mor kombin bir yelpaze var. Evet. Tamam, o kısma geleceğim. Evet. Sorun şurada, yani bunu medeni bir şekilde konuşabilmek varken ya da atıyorum hani orada tartışabilmek varken hani öyle bir ben almıştım çünkü onu. Benden öyle bir çekti ki zaten hani yani kolum falan çizildi böyle bayağı yani hani. Ondan sonra dedi ondan sonra işte barda falan önce moru vereceksiniz öyle şey olmaz. Yani ne bayağı yükseldi falan. Zaten dişi iki gündür inanılmaz yükseliyor. Anlayamıyorum onun neden bu kadar yükseldiğini de. Yanlış anlıyor bayağı her şeyi. Ondan sonra aksesuar başında biraz tartıştık yani. Peki Dişan'a da bir söz zaten hakkı vereyim. Şöyle ben şu tarafa geçeyim Ececiğim. Şimdi öncelikle o elindeki yelpazeyi ilk ben aldım ve benim elimdeyken aynen bu şekilde Ece böyle tutup çekti. Kavga etti yani benimle orada ve kalkıp şu anda bunu çizdi savunuyorsun. Ben insanlık edip yine sana kombininin parçası diye verdim. Ben orada başkası bir saniye ben konuşayım. Evet. Başkası olsa benim yerimde emin oldu vermezdi. Alırdı onu askısına koyardı. İnadına vermezdi ama ben adaletli bir kız olduğum için kalktım onu sana verdim. Üstelik senin takımındaki Ebrar bana yelpazeyi vermediği halde ben kendi yelpazemi sana verdim. Anlıyor musun? Şimdi öncelikle zaten bu elbisenin aşkım, yelpazesi aşkım olabilir bu ama tamam, sana vermeyebilirim. Edebilirdim. Şimdi hayır öyle bir şey yok. Nerede yani, seni tapulu falan mı? Hayır ben sana vardı orada ne dedim? Kamera kayıtlarına çıkmıştır. Ne tamam dedim? Dedim. Kendi benimkine uyanı ben alayım sen de moru al dedim. Bu benim bölüm bile mi? Bırakmıyorum hayatım. Canım bana vermiyor benimkine Ece farkında yine mısın? Başladılar ya. Versin o zaman Meryem. Bırakır mısın? Ha neyi? Yapmıyorum elbiseyi canım bu giyecek ne yapıyorsun ya? Tamam verme o da benimkini aldı. Mor mu giyecek o? Evet. Bak bakayım mor mu? Mor. Mor. Bırakır ya o bunun zaten belli. Elimizde elbise elimizde yani onun, anladın geç mı? Yerine geç o onun. O şekilde sert bir tartışmaya girmeye gerek yoktu yani. Gayet güzel konuşmalarını yapabilirdik yani. Sizle. Sen Dişah kendini sizinle kavga anında gerçekten hatırlamıyorsun. Ne kadar sizinle yükseldiğini fark etmiyorsun. Bak, peki burada orada, kamera yok mu? Orada izleyelim tamam. Tamam. Orada benim desibelimle senin desibelin asla biri bile değil. Çünkü çok yükseliyorsun ve hiçbir şey görmüyor gözün. Anladın mı? Yeter ya. Mor ayakkabı. Vallahi yeter ya. Ayakkabı var sakin ol. Peki ben şimdi gelip senin elinden onu lak diye çekeyim sen yükselmez ben misin? Ben seni bunun göz elinden almadım. Biz onu orada ikimiz aynı anda aldık. Ay böyle ve bir şey yok. Ve ben dedim ki bak dedim bu benim elbisemin aksesuarı dedim. Ben yapmacık değilim Ece sizler ya gibi. Neysem oyum. Bir şey söyleyeyim biz de yapmacık belli değiliz. Biz de belli, neyse belli oyuz yani. Orada ne söylüyorsak burada ya da aynı şeyleri söylüyor. Tamam neyse tartışmak istemiyorum. Herkes orijinal oluyor şive yapıyor. Hepimiz orijinaliz. Peki bu yelpaze, sen yani yelpazesiz kaldın son hiç gibi. Hiç ya orada bir sürü yelpaze evet, vardı Esra Hanım. 10 tane yelpaze var. Üzerindekiler mor şey, siyah bak şeyin elinde siyah var. Onu alabilirdi. Orada diğer bir sürü kırmızı, siyah bir sürü yelpaze vardı. İlla mor almak zorunda değil. Yelpaze almak istiyorsa ya farklı bir yelpaze de alabilirdi yani. Bir sürü yelpaze var. Hepsini getirebilirler. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür senin sahnedeki ederim yerine alabiliriz. Görüşürüz. Ve Ece yerine geçerken ben mavi takımdan rakibi Melika'yı davet ediyorum.
sanayiye. Yok mu burada ambulans? Ama çok kalite evlatlarım. Adları kalite, soyadları marka, göbek atları da ranga, 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 ranga. Çok şahane. Parfümü havalı, havalı, havalı. Ayakkabısı boyalı, boyalı. Yanı yancıklı, yanı yancıklı. Aman balaboz sandıklı. Aman yanıyor burası. Gerçekten bu kadar doğru bir şarkıda dans edebilirdin. Bir alkış alayım ben Melika için. Vallahi. Kocaman bir alkış istiyorum. Aman yaktın buraları Melika. Senden de her dans çıkıyor. Evet. Sen yani çok seviyorsun dans etmeyi. Çok seviyorum. Gittin mi daha önce bir dans kursuna veya profesyonel dans ettin mi? Evet, zumba eğitimi almıştım. Zumba aldın. Ha, ondan böyle. Evet, güzel bir yani kıvırıyorsun. Her şey yani içinden geliyor, çıkıyor. Seviyorsun da. Çok evet, güzel olmuşsun. Nereye gidiyorsun? Bir roman yakın arkadaşımın düğüne gidiyor. Düğününe gidiyorsun. Peki, o zaman bakalım jürimize dönelim. Kombinini yorumlasınlar. Emine ile başlayalım. Melika hoş geldin. Hoş bulduk. Valla içimiz açıldı. Çok mu fazla söylüyorum? Çünkü ben dansla ve ritimle çok etkileniyorum. Jüri üyeleri de öyle. Çok tabii ki Ece gelin olarak girdi. Sen de arkadaş olarak girdin. Çok çok güzel. Ben önce senin bu ritim hissiyatını çok seviyorum. Her türlü müziğe çok uyuyorsun. O yüzden ben senin çok çok... İnanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum. Biz bölümden bölüme seni öyle görüyoruz. Rock diye elinden her türlü dans geliyor. Bu da yetenek gösteriyor. Çok güzel. Kombini şimdi yorumlamak istiyorum. Yani biraz hakim değilim ama gerçekten çok beğendim seni. Böyle birini görmek çok güzel bir şey. Bir de sen esmer bir kadınsın. Roman kızlar öyle olur normalde ve çok çok yakıştı her şeye. Böyle baktığın zaman çok çok güzel. Ne diyebilirim ki, ben başka bir şey diyemiyorum yani, çok iyi. Makyajını nasıl buldunuz Emine Hanım? Makyaj inanılmaz güzel. Ben daha fazla abartılı istemezdim. Aslında abartılı ama buradan biraz ışıklardan dolayı biz çok görmüyoruz. Belki bir kırmızı ruj da olabilirdi aslında burada. Biraz daha patlaması için. Okey, benden o kadar. Teşekkür ediyoruz. Raşit Bey, sizinle devam edelim. Yakın arkadaşın düğününe mi gidiyorsun böyle? Evet. Yakın arkadaşın düğününe böyle gidersen kendi düğününü düşünemiyorum yani. Veya da kardeşinin düğünü falan olsa nasıl gidersin? Spor ayakkabıyla çıkacağım kendi düğünü. Ya tabii ki aşırı abartı. Renkler falan, hani şimdi tarz olarak bir şey yorumlamayacağım. Çünkü bu başlı başta bir kültür yani. Evet. Aynı zamanda. O yüzden hani burada çok fazla stil olarak öyle olmuş şöyle olmuştan ziyade sen bunu taşıdın mı? Evet taşıdın. Sadece üstüne giymiş olduğun büstiyeri göğüs yapına göre uygun bulmadım. Yani çok fazla önde oldu böyle. Çok bir oryantal kıyafete gibi durdu sende. O kısmını çok sevmedim. Belki daha hani burasına oturan bir şey olsaydı göğsünü daha bir düzgün gösterirdi. Ben bu kabı beğenmedim sende. Güzel durmadı sen. Askıları çok kalın durdu. Yani iyi taşımadığını düşünüyorum. Şu üst kısmını çok fazla durdu göğsün önde. O açıdan sevmedim. Baktığımız zaman renkler aşırı yakıştı sana. Ten rengine gayet güzel durdu. Gold özellikle inanılmaz böyle patlattı yani. Bu kadar yorumlarım. Ne peki derdi? Teşekkür ediyoruz. Ve Bige Hanım. Arkadaşının düğününe gidiyorsun. Sen evli misin, bekar mısın? Bekarım. Bekarsın. Benim bildiğim kadar, yanlışım varsa da mutlaka bizim bir başka güzelin Instagram adresindeki postların altına yorum yapın. Benim bildiğim kadarıyla eğer roman kızları bekarsa onların zaten daha fazla altını vesairesi olmuyor. Dolayısıyla kolundaki altınlar fazla bile olabilir. Çünkü nişanlandığı an itibariyle o başlıyor erkek tarafın takmalarıyla. Bir de yine benim gözlemlediğim birinci derece akrabalar bile bu kadar iddialı giymiyor. O gün yani sünnet annesi falan değilsen odak noktası tamamen işte gelin ya da gelin adayı oluyor. Kavga arkadaşın çıkar. Düğününe gidiyorsun. Ne? Onlar genelde sokakta yapıyorlar eğlencelerini. Ve sokaktaki eğlencede de herkes daha günlük kıyafetlerinde olabiliyor.
Bütün bunların dışında bu tematik bir günümüz bizim. Sen taşımışsın, evet taşımışsın diyorum, yanlışım varsa düzeltin ama anca böyle kıskanç bir görümce falan giyebilir, evet, bence bunu roman düğününde. Çünkü bütün ilgi odağı, bence Kobra Bey'e de sorabiliriz, gelin ya da gelin adayı oluyor. Hoşsun, elbise de yani yeteri kadar abartılı. Arkadaşımın düğününde bana teklif gelecek ama. Evlenme teklifi, evet, mi? Evet. O yüzden abartılı. Kavga çıkar ya. Peki tamam, bunu da göz önünde bulunduralım, anladım, okey. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben hemen puanlama için Ece'yi de yanıma alayım. Bakalım bugünün birinci düellosunun kazanan takımı mavi mi olacak, kırmızı mı? Kırmızı olacak. Aşağıdaki mavi dediğim. Kuşta bak be, kuğu gibi be. Her şeye mi yakışır, evet, ya? Evet, olursun. Emine, seninle başlayalım. Şimdi hangisi daha çok bana yakın bu konsepti, ben onun için oy vereceğim. Benim için bir başka güzel... Melika. Teşekkür ederim. Ve mavi takımdan Melika jürimizden ilk puanını almış bulunuyor. Evet Raşit Bey, sizinle devam edelim. Bu düelloda benim bir başka güzelim... Ece. Teşekkürler. Ve Raşit Bey'den Ece puanını almış oldu. Yani... Altın puan size kaldı Bige Hanım. Zor bir karar. Ve sizin kararınızla bugünün ilk altınını alan takım belli olacak. Ece doğru bir konsept söyledi. O nişana gidiyordu. Bir roman kızının nişanlı minimum bu olur. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ve Ece Bige Hanım'dan da puanını alarak bu düellonun kazananı oluyor. Yani şu anda güne kırmızı takım 1-0 önde başladı. Ve ikinci düellomuzla devam ediyoruz. Kırmızı takımdan Ebrar ve mavi takımdan Dişa karşı karşıya gelecek. Yani hem fıkır fıkır hem biraz da ateşli bir düello olacağı benziyor. Ben ilk olarak sahneye kırmızı takımdan Ebrar'ı davet ediyorum. Geliyor, geliyor havalı. Bakın kim geliyor. Gel çocuğum. Milyonlar, trilyonlar yerinde havası var. Soyu sopu belli onun arkasında paşa paşası var. Geldik. Evet, şunları. Yani roman havasında bile yine kraliyet selamıyla geldin. Evet. Kraliyet seninle gurur yakışır. Duyuyordur. Bu kadar her yerde, evet, onları güzel temsil ettiğin için her konsepte çok güzel temsil ediyorsun. Nereye gidiyorsun? Nişanım var. Kendi nişanın. Evet. Peki. O zaman ilk olarak bir yanımdan alalım yorumunuzu. O yelpaze için boşuna gerginlik çıkmış. O yelpaze bu kıyafetin yelpazesi değil. Takımı yani değil. Yani şey olsun diye. Gıcıklık olsun diye yapmışsın, anladım. Çok güzel bir kıyafet. Tam bir roman kızının nişan kıyafeti. Raşit dedikten sonra düşündüm. Evet, Ece ile siz kıyafetleri değiştirebilir misiniz? Turuncu sende daha çok patlarmış. Fakat bu kıyafet Ece'yi yiyebilirmiş. Bunu anca, evet, sen kaldırabilirsin. Hani... Sen hem daha iri kemiklisin hem de tavrın da biraz daha sert yani. Hakikaten bunu giydin mi bütün sokak inler bence. Ayakkabılarını göreyim. Dur, düşme. Dur. Göster. Evet, olmuş. Makyajın güzel. Bir de saçın arkasını dön bakalım. Evet. Daha da abarabilirmiş. Düştü. Güzel olmuşsun Ebrar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Eminacığım, seninle devam edelim. Ebrar, çok çok havalı duruyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten orada bakarken ben, orada otururken sen, ben baktım. Gerçekten çok yakışmış bu kıyafet sana. Çok güzel gözüküyorsun. Çok havalı aslında. Bu konsept tam sana göre bir konsept. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Feraşit Bey. Mor, zenginlik paranın rengidir. Bayıldım kıyafete. İnanılmaz bir emek var. Çok güzel bir şantuk kullanılmış. Çok güzel yerleştirilmiş falan. İşlemesi falan gayet.
gayet güzel, çok güzel taşıdın. Yani saçınla, tacınla, her şeyle. Ama acaba diyorum ki o küpeler yerine daha böyle taşlı bir şey mi olsaydı? Evet, diye valla en taşlı bunu bulabildik. Taşlı mı o, böyle sadece altın gibi mi? Altınlı böyle bir şey ama çok... Altınlı olabilir bu arada ama daha taşlı bir şey isterim. Özellikle kolyem bana fazla modern kaldı bu kıyafet için. Yelpaze kavgasında düşeceğini keşke biraz daha şey yapsaydın, aksesuar taksaydın yani. Aynen. Kollarda da biraz daha fazla bir şey isterdim. Sonuç olarak sen nişanlanıyorsun. Ama gelim çok güzel taşıdın. Kıyafetin ahengini bize verdin yani böyle. Teşekkür ederim. Sevdim ya, çok güzel. Evet. Makyajın da güzel, böyle bayağı simler falan evet. Var kendin değil mi? Kendin mi yaptın? Kendim yaptım. Kendin yaptın. Güzel. Teşekkür çok güzel. Peki, teşekkür ediyoruz. Gidiyorum. Gelelim sana. Gitmiyorsun. Aa. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Ya bir kere şöyle huzurla geçeyim. Geçemez. Dişah, gerçi beraber düellonuz var. İkiniz buradayken de yan yana soracağım da. İlk önce bir sana önden sorayım. İkili oynuyor demişsin. Evet. Sürekli burada bize işte siz oynuyorsunuz. Siz ikili oynuyorsunuz. Siz şöylesiniz. Siz arkada farklı konuşuyorsunuz. Önde farklı konuşuyorsunuz. Sürekli bir ithamlar. Sürekli bir hani bir kalıbın içine sokmaya çalışmalar falan. Ben artık bunlardan çok sıkıldım. Yani bir insan şive yapıyor diye dobra olmuyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani. Kimse bunu şey yapmasın yani. Asıl onlar yani aynı şeyi biz ona söylediğimizde ya sen benimle nasıl dilenmiş konuşursun? Nasıl bana böyle şeyler evet, söylersin? Tamam. Ben o zaman biraz Dişah'ın da yanına evet, gideyim. Evet, çok da fazla uzatmak da, istemiyorum. Yani benim tabii ona da söz hakkı vermem lazım. O yüzden Dişah'ın yanına geçeyim. Bakalım Dişah'ın Ebrar'ın dediklerine karşı ne yorumu olacak? Ben ona insanlık yaptığım halde Ebrar halen bu cümleyi kuruyorsa ben hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Gerçekten. Nasıl biliyorsa beni ben bunu bilsin. İnkar etmedim ki zaten. Sen bana bunları söyledikten sonra burada hala onu söylemedi evet, söyledikten ama. Önceki söylediklerini tekrar ediyorsun. Yani burada bana eğer ki değer veriyor olmuş olsaydın derdin ki biz Ebrar'la bu konuyu konuştuk. Ben yanlış anlamışım. Benden özür diledi. Biz sarıldık, barıştık, bitti mevzu diyebilirsin. Kırgınım ama. Ama sen burada bana diyorsun ki ben orada sana sarılıyorum. Ben orada seninle konuşuyorum. Tamam, sorun değil. Ben seni düşünüyorum diyorsun. Sonra burada işte ben sana çok kırgınım. Senin yaptığın çok ayıp falan, buralara giriyorsun. Ben bu ikisinin arasındaki tezatlığı kendi kafamda bağdaştıramadım. Ben de yapmacık olamıyorum ama. Ebrar'cığım yani, seni affettim yani aşkım o zaman diyebilecek bir kız değilim. O zaman oradaki sarıldığın yani bana yapmayacak. Yani yapmacıklık yapamam. Bana gelip bak, sarılıyorsun orada. O zaman oradaki bana sarılman o zaman senin yapmacık. Evet. Anladın mı? Biz bu kadar isteyerek basit. Sarılmadım ki zaten sana. Tamam, o zaman bana öyle söyleyeceksin. Bana kucak açmış birine sarıldı mı haklı olarak? Sizin sarılmak önünde istemeseydin geri çevirirdin. Sen oradan konuşma avukatlığını yapma Zahra. Sarılmak istemeseydin geri çevirirdin. Bu kadar basit yani. Ay vallahi kimse insanlık yaramıyor bu hayatta. Ah bu dilim var ya benim. Yanlış anlıyorsun her şeyi. Biz oynuyoruz. Peki siz zaten bugün de bir yelpaze. Bugün çok kötü kavga etmişsiniz evet. Bir kere. Onu duydum. Evet. Bu yelpaze yüzünden evet, değil mi? Evet, ayıp yaptıkları. Bir yelpazeyi paylaşamamışsınız. Her altını bu düelloda nasıl paylaşacaksınız? Şey ben de onu merak bağırıyordu. Ediyorum. Esra Hanım. Kaba da efendim. Bir söz alabilir miyim? Almasın ne olur. Nerede bunu? Söz tabii. Buyur İpek Hanım. Benim Ebrar'a bir hediyem var. Verebilir miyim kendisine? Tabii tatlıya ki bağlamak tabii istiyorum. Ki. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Aç elini istersen. Acıkmıştım biliyor musun? Altın şeklinde çikolata getirdim evet, kendisine. Çok kaç tane onlar da senden öğrendi Ebrar. Şöyle boşaltayım mı? Yok yok, direkt böyle. Biraz birimize de ikram eder misin? Özellikle Raşit Bey'den başlarsan çikolataya. Afiyet olsun. Yok, hepsi senin olsun. Alayım. Sağ ol, ben yerim bunları. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir tane de kendine bıraksaydı. Evet, biraz acından alsaydı. Hepsini vermeseydi Ebrar Hanım, bir tane kendine bıraksaydı. Altınlar sana geldi canım. Sen altın alamıyorsun diye mi verdi İpek Nur bunları? Peki, gerçekten Dişah'la düellonuzu ben de çok merak ediyorum. Evet. Eminim izleyicilerimiz de çok merak ediyordur. O yüzden seni yerine gönderip hemen mavi takımdan Dişah'ı podyuma davet ediyorum. Ranga! Aha, ne güzel oynuyor. Ay, senin yelpazeye ihtiyacın mı varmış? Kıvır, altın yelpazesi onun olsun. Allah Allah. Ya nasıl bir danstı o ya? Saçın yıkılıyor. Rezil oldu bence, çok kötüydü. O nasıl bir gülümse ya? Aslında orijinal olmayan kendisi. Ay nasıl içimin yağları eriyor benim? Bu müzik insanı başka bir moda sokuyor valla. İyi değilim ben şu an. Gülüm şöyle tuttum falan yani.
tarihe yazılmış güzelliğimiz var. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor ya. Ay çok iyi. Sen bir harikasın. Kırmızalı sersem Oscar alırsın. Ay süper. Vallahi bravo. Bravo. Harikaydı. Değil mi? Çok iyi. Çok. She's a belly dancer. Evet. Çok güzel dans ettin. Çok zaten senin yelpazeye ihtiyacın mı varmış? O yelpaze bence fazlalık yapardı elinde. Nasıl böyle oynayacaktın? Kıvır 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 kıvır. Ağzın kıvır, yelpazesi kıvır. Onun olsun. Peki dönelim bakalım jürimize. Kombi yorumlarımıza. Raşit'cim senle başlayalım bu başlayalım, sefer. Başlayalım başlayalım. Ya nasıl bir danstı o ya? Peki sen bu dansı biliyor musun gerçekten? Hı hı. Hani şu anda mı öğrendin yoksa daha önce de... Biliyorum. Gerçi sen dans... Dans eğitmeniyim. Değil mi? Dans eğitmenisin. Sen oradan biliyor olabilirsin. Çok iyiydi ya. İnanılmazdı dansın, şovun yani müzikle o yansıttığın şey hava çok güzeldi. Bir şey söyleyeyim mi size? Şu anda böyle etekler artık yani önümüzdeki yaza özellikle o kadar moda olacak ki. Şu anda da zaten moda. Yani çok güzel, çok beğendim. Peki... O etek öyle yukarı mı toplanıyor, sen mi yukarı topladın oraya? Normalde romanlar oynayınca böyle yukarıya toplarlar, rahat oynarlar normal terlikle. Normal halini görebilir miyim eteği? Tabii ki böyle. Ha, şeyi indirir misin? Son fırfırı bir takıldı kemere. Ha, şöyle. Bir de böyle görelim. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz moda olacak. Ya herkes böyle öyle mi? Böyle bu kadar böyle sırası falan giyer mi insana bilmiyorum ama renk renk böyle hatta desen desen böyle çok aşırı moda olacak. Şu anda da başladı zaten. Ya çok cool. Beğendim yani. Nereye gidiyorsun sen böyle? Ne yapayım ekmek parası. Dansçıyım. Dansçıyım evet. Güzel. Peki bu şapka mı? Ne bu? Şimdi bu şapka yoktu. Ben bunu eteğin arkasından çıkardım. Böyle bir şey yaptım kendime. Oraya taktın. Çok güzel taşıdın. Renk inanılmaz duru teninde. Modeli çok gayet beğendim yani. Aksesuarlarını her şeyinle. Tam bir roman. Teşekkür ederim. Beğendim. Teşekkür ediyoruz. Emine. Kombini çok sevdim. Şimdi Ebrar'la çok farklı bir yere gidiyorsunuz. Çok farklı bir şey. Ben sadece küpeyi anlamadım. Bu küpeler nedir? Böyle renk katmak istedim. Sever çünkü romanlar. Böyle öyle fosforları mi? Falan. Hı-hı. Onu bilmiyorum. Onu mesela beğenmedim. Makyajı bu abartı allık. Çok sevdim pembe. Ve dans bize büyüledi yani. Başka bir şey ne diyebilirim ki? Çok güzel. Ederim. Çok yeteneklisin. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ve Bilge Hanım. Dansçı kostümü olarak bence evet ama olmuş da sen onu yine burana sıkıştırsana ya. O daha roman yapıyor. Böyle biraz daha Balkan romanı gibi oluyor ve dans grubu kıyafeti o aynen öyle böyle daha iyi oldu. Terlik seçimin çok doğru olmuş. Bu kadar. Ayakkabı için biri bağırdı çağırdı. Peki teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ebrar'cığım seni jüri değerlendirmesi için yanıma alayım. Ay gerçekten ya. Çok zor bir düello. Ve ilk olarak ben Emine'den başlamak istiyorum. Bu düellonun bir başka güzeli Emine'cim senin için kim? Çok güzel. Dans benim için çok önemli. Müzik, her şey. Ama böyle anladığım kadarıyla konsept gerekli. Benim için bir başka güzel... Ebrar olacak. Yes. Ve Ebrar jürimizden ilk puanını aldı. Raşit Bey sizinle devam edelim. Ya şimdi ikisi de kıyafet olarak çok iyi. Tabii ki Ebrar'ınki çok görkemli. Detaylara baktığımda birine daha çok göz alacağı aksesuar var. Makyajı daha bir konseptine uygun. Yani o yüzden çok ikilemdeyim. Gerçekten ikilemdeyim. Tabii ki burada sadece kıyafeti de vermiyorum. Çünkü ikisi aslında farklı yani birbirinden ama ya gittikleri yerler de doğru.
O yüzden lafı fazla uzatmadan aksesuar farkıyla benim bir başka güzelim Dişa. Ve Raşit Bey de puanını Dişa verdi mavi takımdan. Şu ana kadar bir kırmızı takım çıktı, bir mavi takım çıktı. Ve Bilge Hanım yine altın karar size kaldı. Ebrar mı, Dişa mı takımına kim altını götürecek? Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ebrar. Ve Ebrar jürimizden ikinci puanı da alarak kırmızı takıma bir altın daha kazandırdı. Kırmızı takım 2, mavi takım 0. Sıra geldi üçüncü düellomuza. Üçüncü düellomuzda kırmızı takımdan Kardelen, mavi takımdan İpek Nur karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma Kardelen'i davet ediyorum. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Neredeydin paraları söyle. Neredeydin dolarları söyle. Neredeydin euroları söyle. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Saçı çok güzel. Allah Allah. Ay Kardelen, ne güzel enerjin var. Evet, ay, gülüne bayıldım. Rengi muhteşem. En ben sevdiğim gül rengi. Evet, yeşili olan böyle toz pembesi. Şöyle alabilir miyim seni biraz tabii daha ki yanıma? Çok güzel oynadın. Ay, teşekkür ederim. Evet. Peki jürimize dönelim bakalım. Ne yorum yapacaklar? Emine Hanım. Bak, saçın yıkılıyor. Teşekkür ederim. Bakın kızlar, Dişa Hanım, İpek Nur, Dişa Hanım, uzun saçlı olan herkes bir bakar mısınız lütfen? Ay, ben de öyle yapmak istiyorum. Yapayım mı? Yapmak zorundasınız. Şaka yapıyorum. Ebrar, sana gerçekten uzun saç yakışıyor, bilmiyorum. Senin için bilmiyorum. Çünkü evet, uç parmak olabilir ama sen farklı, senin boyun uzun çünkü. Evet, ama Kardelen'in saçı gerçekten çok beğendim. Bence de güzel oldu. Kostüm da çok neşeli. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ece'nin nişanına dansçı olarak gidiyorum. Aa, bana çok geliyor. İyi. Evet, çok iyi. Hatta bunu onun ailesi bana verdi. Takmam için. Ha, üçü bir yerde. Hediye olarak izin verirseniz onu da takabilirim. Kızına takmam için. Şarkın gelsin o zaman. Şarkınla tak. Olur, takayım. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu düğüne, düğün çok önemli ya. Sen de sadece dansçı olarak geliyorsun. Pat diye Dişa girdi o düğüne. Evet. İkiniz sahnedesiniz. Evet. Nasıl dans edersiniz? Ona bak. Yani birbirine meydan okuyarak ya da nasıl bir gösteriş yapabilir misiniz? Tabii İki ki meydan okuyarak sadece. Böyle. İki saniye olabilir mi? Böyle bir şeye bakabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Evet. Gel Dişat'cığım buraya. Sen de star Haydi olarak. O zaman ikisi için de bir alkış Allah alalım. Allah. Sersem Oscar alırsın. Ballı kaymağım, sen bir harikasın. Kırmızalı sersem Oscar alırsın. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir alkış alıyoruz. İki tane güzel kızımız. Çok güzel.
Çok iyisin. Çok beğendim. Söyleyecek bir şeyim yok. Çok güzelsiniz. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Beğendim seni. Bakalım İpek Nur ne yapacak ona göre. Öyle. Evet, teşekkür ediyoruz Bige Hanım. Çok güzel miyom bir kızsın sen. Teşekkür ve ederim. Uzun müddette bunun faydasını göreceksin. Özellikle benim yaşıma geldiğinde de. Fakat çok da orantılısın. Evet, üstündeki kostüm kıyafet değil. Evet. Yine bir karikatür çiçek kendin kadar maşallah. Sen de benim kadar varamazsın. Evet. Ben bir şey biliyorum abi. Kondurmuşsun yani, ama yüzün mı? Gülüyor. Bir, şey bir de saç boyu iyi olduğu gibi bu dalgayı normal konseptlerde de bir kullan derim ben. Tamam. Çünkü içinden başka bir kadın çıkarmış yani. Ateş gibi bir şey çıkmışsın. Çok teşekkür ederim. Kostüm evet güzel ama rakibini de görmek isterim. Her şeyim var, teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ediyoruz ve son olarak Raşit Bey. Renk ten rengine inanılmaz yakışmış. Çok güzel bir mercan tonu böyle. Bayıldım yani renge. Çok güzel durdu seni. Biraz daha bir yanık tende bile harika durur. Ya bu bir kostüm. Bir evet. Dansçı kostümü yani. O yüzden öyle değerlendirdiğimde aslında sana sadece renk olarak nasıl yakıştığına dair yorum yapmam daha doğru olur. Saçın makyajın çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel dans ediyorsun. Şovun çok güzeldi. Bir de gerçekten böyle dans etmek milyonların önünde ciddi anlamda bir medeni cesaret. Hepinizi kutluyorum bunun için. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim diyecek fazla bir şey yok yani. Şimdi ya yani burada artık olmuş olmamış bu ya şurada giyilir diye bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü zaten bu başlı başlı bir kostüm. Çok güzel taşıdın sen de. Doğru bir tercih. En azından ten rengine uyumu açısından çok beğendim. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet, makyajı çok güzel. Biz seni yerine alalım teşekkür şimdi. Teşekkür ederim. Ve mavi takımdan İpek Nur'u sahneye davet ediyoruz. Okomelli, sana bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Kasım Paşa selamsız, sanırlar ki Fransız. Çok havalı, çok nazlı, İspanyalı imansız. Boyu posu var bela, kaşı gözü çok omelli. Uçuşuyor etekleri, sanki denler prensesi. Boyu posu var bela, kaşı gözü çok omelli. Teşekkür ediyoruz. Ayakkabılarımı alsam mı? Lütfen acaba? Alırsan çok iyi olur. Dağıttım orayı. İpek Nur, sen de gittikçe yarışmadan zevk alıyorsun diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Değil mi? Yani değil hiçbir mi? Gülümse yok yüzünde yani. Kül oynarken. Eğlenmeyi İnsan bir güler ya. İpek'e çok güldüm. Çünkü bir insan oynarken neden o kadar asık suratlı olur, bu bir. İkincisi, madem oynamayı bilmiyorsun böyle bir girişime girme. Yani çok iyiymiş gibi oynaması rezil oldu bence, çok kötüydü. Nereye gidiyorsun? Çok sevmediğim bir akrabamın düğününe gidiyorum. Ha, o yüzden yüzün asıktı dans evet, ederken. Evet, evet. Ne bu, senden önce evlenen hala kızı falan herhalde. Evet. O büyük müydü, senden önce mi buldun? Küçüktü. Oh, dansçı mısın yoksa kıyafetin mi bu? Dansçıyım. Ha, dansçısın. Hı-hı. Anladım. Çok güzel turuncu siyah dorede işlerim var. Hı-hı. Çok güzel bence. Şöyle kolumda var. Kardelenden biraz daha iyi taşıdın üstü, hı-hı, ve eteği. Dans kısmı bir tık azdı ama, hı-hı, gittikçe dediğim gibi sen de bu yarışmadan keyif alır hale alışıyorum, geldin. Evet. Ve zevkini alıyorsun, hı-hı, havaya giriyorsun. Senin çiçeğin diğerlerinki kadar karikatür değil. Daha uygun bir yelpaze vardır mutlaka da, sana kavgadan bu mu kaldı? Evet. He, anladım. Dilşah'tan aldığım bir yelpaze o da. Birkaç tane almıştı, onu da son anda ben aldım. Anladım, o Dilşah'ı da uyarmış. Hı-hı. İyisin dansçı olarak. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz ve Raşit Bey. Vallahi yani konsepte çok anlam veremedim. Yani neydi arkadaşının? Çok sevmediğim bir akrabamın düğününe gidiyorum. Benden önce evlenen hala kızı. Kuzenim gibi düşünün. Yani düğüne değil de daha böyle hani düğüne dans eden bir... Yani, düğüne dans etmeye gidiyorum. Ama profesyonel bir dansçı olarak oraya gidiyor gibi duruyorsun. Yani düğüne çünkü yani günün sonunda davetli olarak gitmen gerekiyor ya. Orada ben konsepti tam oturtamadım. Onun dışında da şu üst kısım oturmadı yani sende.
böyle göğüs kısı böyle bir yamuk duruyor. Neden bilmiyorum. Çok arkadan büyük. Arkadan biraz bollaşmıştır dans ederken muhtemelen. Bilmiyorum yani şu anda sıkıyor benim gördüğüm görüntü öyle. Bilmiyorum ya şu an zaten onu sıkman çok zor. Hı hı. Güzel taşıdın. Renkler çok güzel durur sende. Gene saçın bence bu konsepte uydu. Hani uzunluğuyla, dalgasıyla vesaire çok hoş gözüküyor. Zor bir düello yani. Bir de aşırı yakın. Yani neredeyse renkler bile yakın kaydelenle birbirine. İkisinin de konsepti birbirine yakın. Nasıl karar vereceğim bilmiyorum açıkçası. Zor işiniz. Evet. Bugün burada bence zor. Genel olarak zor. Aynen. Ve Eminacığım. İpek Nur, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok feminen ve güzel duruyorsun gerçekten. İlk defa böyle seni o makyajla bak yani biraz daha açtığın zaman makyajı daha çok allık fazlaştığın zaman bu kadar değil tabii hı-hı. normal hayatta ama kırmızı ruj de o parlak gözün üstünde farlar vesaire seni çok gençleştirdi. Saçında neden şey diyoruz biraz daha kısalt. Çünkü hı-hı. gerçekten böyle kıvırcık saç olduğu zaman biraz daha kısaltıyor ya. Hı-hı. Şu anda seni daha genç ve dinamik tuttu. O yüzden o saç olmuyor. Yani tabii ki sen dinler misin? Yani dinlemeyeceksin ama gerçekten hı-hı. biz samimi söylüyoruz. Ondan sonra ikinizin kostümler gerçekten çok birbirine benziyor. Bilmiyorum yani. Ben bunu merak ediyorum. Neden sürekli çatışma olduğu yere gitmek istiyorsun. Kafası ona çalışıyor çünkü. Sürekli böyle bir şey var. Neden? Bilmiyorum. Çünkü ruhunda bir çatışma seviyor. Olabilir. Bilemiyorum. Ya, hayalleri hep negatiflik üstüne mi kurulu? Ya, bir kurca çatışmalar hayal. Var tabii. Evet doğru. Sen daha olumlu yerlere gidebilirsin. Ne bileyim işte beni isteyen varmış da onun ailesi beni görecekmiş desen. Dans grubunu izlemeye gelecekmiş desen. Emine Hanım dediği gibi o zaman o daha hani bir çocuk varmış onun annesi beni görmeye gelecekmiş dans grubunda bizi gördü. Hani öyle bir şey de olabilir. Öyle de giriş yapabilirsin bir evet. düğüne. Yine dikkat çekersin. Hı-hı. Güzel bir kadınsın sen. Hı-hı. Teşekkür ederim. Peki bakalım altını kapan kim olacak? Buyurun Kardelen Hanım sizi yanıma alayım. Raşit Bey buyurun sizden başlayalım. Zevkle. Bu düelloda benim için bir başka güzel. Kardelen. Evet. Ve Kardelen Raşit Bey'den ilk puanını alıyor. Eminacığım seninle devam edelim. Benim için bir başka güzel. Oley! Kardelen ikinci puanını da almış oldu Emine'den ve Bigi Hanım. O nasıl bir gülüşmüşse ya. Ne oldu İpek Nur? Aynen o ne şöyle hareket. Bir bakış attı ben aldım diye de ona gülüyorum. Evet çünkü tamam vermedim. Söyle artık. Yok söylemeyeceğim bir şey yapacağım da bir hediye vermek istiyorum kendisine. Sen de mi? Ay dur ortalık karışmadan ben şu oyumu bence vereyim Allah aşkına. Bence de kaosuz bitirebilir miyiz bugün? Yok kaosluk bir durum yok ki. Ne olursa. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Karşı takımı çok eleştirdiniz. Sensin. Teşekkür ederim. Ve İpek Nur Bigi Hanım'dan oyunu alıyor. Fakat bu düellonun kazananı kırmızı takımdan Kardelen alıyor. Ben geliyorum kalkma. Ben sen bu zevki görmezsem olmaz. Olabilir sana vereyim. Mi? Senin vermen daha doğru olur. Ben bunu vermek istemiştim hediye olarak. Bence jüriye ikram et. Çünkü bir şaka yok. Bir kere yapılınca şaka oluyor. İkincisi farklı bir yok, kelime oluyor. Yok bu şakayla alakası yok. Jüri sen ikram etmek istedin istemediler zaten. Ben sana ikram ediyorum o dediğim yüzden. Dediğim gibi şaka bir kez yapılınca yok, şaka. Yok şaka değil yemen için ağzın tatlansın diye istiyorum. Benim ağzım çok tatlı. Her zaman gergin ya. Patlanırsın canım. Patlanırsın. Çok bir de biraz bir enerji alması için. Gerçekten biraz orijinal. Ya orijinal olmaksa bunu Evrar söylemişti zaten. Orijinal olmaksa muhabbet. Evren'in söylediğini yapmasaydı. Aslında orijinal olmayan kendisi. Ben sen bitirirsin diye düşünüyordum o heybetinle. Ben sizin hepinize dağıtmadan onları bitirmeyeceğim. Yok sen şu an hala taklit olarak ay, devam ediyorsun. Ay nasıl içmiyor? Ben şu an taklit yapmıyorum. Peki teşekkür ediyorum kızlar. Bu sefer sizi yerlerinize almıyorum ama. Hatta ben diğer kızları da yanıma almak istiyorum. Çünkü Kobra Murat geliyor. Allah Allah! Ranga! Hayali dinle! Bu şarkımız da 2018'in Niyaz bombası! Kem gözleri şiş, eğlen terefiş. Hayalleri Paris, yaş
yaşamın Somali. Senin adını buldum. Senin adın Mogali. Sakın fazla şişirme. Şişeceksin, patlayacaksın. Ben ortaya çıkınca ortadan patlayacak Mogali. Italy, Kukuli, abi kaç ederi ya Mogali. Dağdan indirdim kurdu. Kurtlar uludu durdu. Show TV'de bir program var. Ekranları coşturdu. Harikasınız. Kanatsız melek. Dünyanın en güzel insanları. Kalite ötesi. Gerçekten arkadaşlar, şu an hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eda. İçim açıldı. Baksana bunlara. Nar tanesi, nur tanesi, derizin dibinde inci tanesi. Ağlayınca inciler, güldüğü zaman güller. Oynadığı zaman, ekrana çıktığı zaman da şakıyor bülbüller hocam. Bravo. Ağzına sağlık. Siz bizim mahalleye uğradınız herhalde. Yani çok istiyorum. Ruhum roman benim ama şu aksak ritimleri, adımları bir öğrensem olacak bu iş. Hasalet. Kolunu kaldırışında bile endam vardı. Maşallah, subhanallah, Allah nazarlardan saklasın. Amin hepimize. Bravo. Sen de Allah nazarlardan saklasın. Çok teşekkür maşallah ederim. Maşallah. Ağzınıza sağlık. Vallahi. Biz sizi bırakmayacağız tabii. Allah razı olsun. Tekrardan beraber olacağız. Murat Bey, bir şey söyleyeceğim. Ben sizi ilk defa gördüm. Ben yabancıyım, kusura bakmayın. İnanın o kadar neşelisiniz ki, o kadar insanın içi açıyorsunuz ki, ben de sıkıntılıyım şu anda. İnanın moralim yerime geldi. Dertlerini, kederlerini, sıkıntılarını dağlara, taşlara attım. Esen yerlere attım, kurak çellere attım. Bütün güzellikleri de kalbini yuvana, sevdiklerini masana, kasana ve programına, bütün güzellikleri ekran başına hep beraber saçtık inşallah. Çok teşekkürler. Ağzından bal damlıyor ya.
çok neşeli be. İyi geldi be. Ya be. Evet, Kobra Murat'a çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine kendisi bizimle beraber olacak. Ben şimdi dördüncü düellomuza geçmek istiyorum. Dördüncü düellomuzda kırmızı takımdan Büşra ve mavi takımdan Elmas karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma kırmızı takımdan Büşra'yı davet ediyorum. Geldim. Hoş bulduk. Selvi boylum, al yazmalım Büşra. Çok evet. Güzel olmuşsun kırmızılar içinde. Nereye gidiyorsun? Kına geceme. Kına gecene gidiyorsun. Evet. Peki şahane. O zaman dönelim ve Bilge Hanım'dan ilk yorumumuzu alalım. Kına için böyle yorumlayabilirdin. Bir ayakkabını göreyim. İçinin şalvarı pantolonu gayet güzel bir lame. Çok zarif bir ayakkabıların üstüne binmişsin. Lame'de detaylarım var. Bence güzel olmuş. Ama sen bunu Büşra olarak bu üstü mutlaka bir şekilde başka yerde giyerdin. Yani başka şık bir ayakkabıyla, yok içine başka beyaz bir pantolon, yok ekru bir şey. Yapardın, tüylerden emin değilim ama üstündekini abaya gibi kullanabilirdin tüyleri olmasa, değil mi? Bir şıklıklar yapardın yani. Olmuşsun Müşra'cığım. Doğru şey de bulmuşsun. Yelpazeyi de bulmuşsun. Kavga çıkmadı herhalde. Yok, zaten birkaç tane kırmızı vardı. Onda sorun yoktu. Kırmızı çok vardı. Süper. Eline sağlık tatlım. Teşekkürler. Peki teşekkür ediyoruz. Emine, senden de alalım yorumunu. Hoş geldin Büşra. Hoş bulduk. Kına gecesi senin kına gecesi değil mi? Evet. Çok şıksın. Çok teşekkür güzel ederim. Gözüküyorsun. Böyle bir şey hayal edemezdim. Gerçekten o kadar güzel ki. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve Raşit Bey. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Başörtüsünü hele böyle yorumlamak. Keşke burada da bir tane gül olsaydı. İki tane gül ise veya da 3-4 tane gül isterdim kafanda hatta. Daha böyle bir abartı olsun isterdim. Evet. Çok beğendim. Bir tane Fransız çok ünlü bir mora tasarımcısı var. O böyle bir koleksiyon yapmıştı bir kere. Şu anda emekli oldu, yapmıyor. Böyle bir şey yaptı, böyle bir koleksiyon. Tabii ki isim veremiyoruz ama... Böyle yani gerçekten çok ilham verici yani kıyafet. Ciddi söylüyorum yani. Çok iyi taşıdın. Teşekkür vallahi ederim. Çok iyi taşıdın. Sevdim. Alta böyle bir tayt tercih etmen de güzel. Değil mi? Hani tesettür yani oyunu. Evet, siz öyle diyorsunuz. Yani çok nadir dersiniz böyle ilham verici falan diye. Demek ki gerçekten güzel. Gerçekten ilham evet. verici. Yani böyle bir koleksiyon yapacak olsam gerçekten şey yaparım yani. Aklıma bir yere yazarım yani. Belli olmaz. Belki çıkar bir yerlerden. Beğendim. Çok güzel tasarlanmış. Başındaki dantel mi? Evet, dantel. Aslında topuzum bir, daha yüksekti. Bir gelsene bir yakına bakalım. Bakayım be. Topuzum daha yüksekti ama düştü bayağı. Makyajı da çok güzel dantel. Ama. Ya bir arkadan bakalım. Baksana. Bu ipek mi? Oo. Bu nerede ben buldun? De çok beğendim. Nerede buldun? Dedim askıda sana vardı. Abaya olarak giyersin sen onu. Bu saten şifon yani. Bu saten şifon. Güzel. Saten ama... Fiyakalarını düzelt. Ama şifon aslında ama saten finişi. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela bu peruş olmasaydı o kadar güzel bir kimono oluyor ki ya, bundan. Değil mi? Doğru söylüyorsun. İşte o da ona başörtü tercihine göre abaya diyoruz Emine biz ona. Abaya aynen. Abaya olarak giyerdi yani. Onları da çok severim siyah. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu valla. Ve çok beğendiniz. Valla beğendim. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Büşra'cığım, şimdi senin böyle bir takımı karıştırdığına dair, özellikle böyle bir kaos yarattığına dair bir takım söylemler var. Peki karşı takım şöyle bir şey diyor, kumanda aslında Büşra'nın elinde, Ebrar'ı bile o yönetiyor diyorlar. Ben demiyorum. Yok onlar. Artık. Bak kafa sallıyorlar. Kim söylüyor onu? Kim söylüyor onu? Sen sessiz ortalığı karıştıran cinsle. Hani bu saatten sonra akrabalarda yok. Olur ya böyle bir yenge olur. Bir tane ortalığı karıştıran bütün sülaleyi. Bütün yengeleri de zan altında bırakmayalım. Hayır. Tabii. Bazı ailelerde. Bazı ailelerde evet. Bazı yengeler vardır. Sülaleyi böyle birbirine katar. Açık hep böyle ondan sonra köşesine oturur televizyonunu izler. Aha Büşra o.
E tamam o kabul et sen de. Evet oyum de kabul et. Evet zaten o. Sonra evet yenge olacağım canım. Zaten öylesin bacım. Ortalığı karıştırıyorsun ondan sonra. Peki hayır benim sorum başka bir şey. Benim sorum şu. Tamam karıştırıyor kısmını anladık da bir de bir hani kumanda onun elinde. Bütün takımı o yönetiyor. Yani Ebrar'ı bile o yönetiyor demişsin. Bugün özellikle bak beni Ebrar'la birbirimize düşüren isim Büşra'dır. Bir fitil verdin ortaya. Onu ateşledin. Köşene çekildin. Benim... Her zaman yaptığın gibi oturdun koltuğuna. Ben Ebrar'la birbirimize girdik. Büşra yok artık. Bence senin tavırlarından dolayı öyle evet. oldu. Yani aha, suçlu tabii. arama bence. Ben sadece takımımdaki herkesi savunmak ve korumakla mükellefim. Herkes birbirimiz için de böyledir bu. O araya girdik. Sonra konu başka bir yere geldi ve ben de oradaki fikrimi söyledim. Sonra Dilşah gereksiz bir alınganlık sergiledi orada. Yanlış anladı beni. Peki. Zaten artık Büşra bombaları atacağım dedi. Sen de takımının savunucusu olmuşsun. Bakalım ben çok merak ediyorum. Yarın bir başka odada neler yaşanacak. Büşra'cığım seni yerine alabilirim. Büşra yerine geçerken ben mavi takımdan Elmas'ı podyuma davet ediyorum. Yani ama benim hiç yapamadığım bir dans. İzmirliyiz. İzmirliyiz de ben evet. Evet bu dansı pek yapamıyorum. Pek benim beceremiyorum. Ruhumda varmış ben. Senin ruhunda var evet. Nereye gidiyorsun? Ben arkadaşımın doğum günü var böyle mahallede. Böyle koreografi yapmışız arkadaşlarla beraber. Koreografi ben bunu düzeltmek istiyorum. Nasıl? Koreografi. Koreografi. Evet koreografi deyince evet koreografi. Ben hemen jürimize dönüyorum ve bilgi alıma başlayalım. Elmas bu dansçı kostümlerini bugün en iyi taşıyan sensin. Yani dansçıyım deseydin de olurdu. Kendim taşıdım. Çok zarif taşımışsın. Kendin gibi taşımışsın. Karaktere bürünmemişsin. Fakat oyun kısmında da gerçekten içinde öz bir İzmirli varmış. Varmış. O cool kız nasıl oynamalara doyamadı? Nasıl oynamalara doyamadı? Çok da yakışıyor. Ya çok ilginç da güzel şekilde bugün böyle bir pozitif enerji var içimde. Yani aman Allah dansıma... bozmasın. Aman. Nasıl? Allah bozmasın. Amin. Evet. Yani şey böyle bugün öyle bir yansıtmak istedim, oynamak istedim. Yani bu kostüm kibar taşınır mıymış? Kibar taşınırmış, sen de görüyoruz. Her şey çok dozunda. Teşekkür ederim. Haksızlık ediyorsun. Düz bir sandalet tercih etmişsin. O da senin tarzın. Güzel olmuş yani. Hiç aklıma gelmez öyle bir şey olması. Çok dozundasın. Bu kadar minimal olur mu bilmiyorum ama minimal bir roman olmuşsun. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Raşit Bey. Bence bugün roman havasını en az yansıtan sensin. Ben de beğenmedim Bigen'in aksine. Yani şöyle beğenmedim. Makyajın bana çok normal her gün yaptığım burada makyaj gibi aslında geldi. Aslında değil. Çok farklı değil. Çok bayağı var. Var ama ben daha fazla istiyordum galiba. Çünkü sen normalde ağır makyaj yapan bir kızsın bayağı yani. Bayağı düşmüş olabilir. Belki bayağı yaptık bilmiyorum. Ya. Evet. Makyaj konusunda eksper değilim. Bunu her seferinde de söylüyorum ama ben daha ağır bir şey isterdim. Belki sende de bir gibi isterdim. Saçında ne bileyim bilmiyorum biraz bir aksesuar bir şey isterdim yani saçında. Çok o yeterli şey kalmadı bence. Fazla minimal kaldı yani. Hani bu kadar böyle coşkulu, çok daha büyük kombinler görünce seninki bana bir şey gibi geldi. Yani hani böyle hani evdeyiz de hani bu kostüm vardı kendi aramızda bunu bir giyelim gibi geldi en bana. En stilizesi bu. Stilize evet yani. Öyle, değil. Bana öyle bir izlenim anladım. Verdi yani. Hatta giydiğin şeyler bile babetler bile yani böyle çok fazla modern yani bu şey için. Hani burada yapılan yani belki de olur
Ama o kadar böyle büyük, o kadar coşkulu kombinler gördük. Onların yanında seninki sönük bu kadar fazla femme fatale olmasına rağmen gene çok sade kaldı yani. Yani bir şey söyleyeceğim. Burada biz size sürekli bir konsept veriyoruz. Şimdi bazılara konsept çok aşırı derece uyuyor. Sen çok modern bir kızsın. Ben seni Coachella'da, ondan sonra yok rock festivalda festivalde görebilirim ama Dilşah'ı daha çok bu düğünde, daha bu havada mesela daha çok yani canlandırabilirim şey aklımda. Kombinin gerçekten evet, Raş'ta çok katılıyorum. Çok sade kaldı. Biraz ilk başta öyle yorumladık. Daha fazla, daha fazla bir şey. Başının üstünde bir şey isterdi mesela görmeye, herhangi bir şey. Ama makyajın biraz ruj daha fazla olabilirdi. Makyajın ve saç tarzın gitgide değişiyor ve güzelleşiyor gerçekten. Evet, o kadar sadesin, iyisin. Biraz daha fazla abartılı olabilirdin. Öyle yani, ama iyi gözüküyorsun, fresh gözüküyorsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Siz bugün bir baskın yapmışsınız Raşit Bey. Evet, bugün baskın evet. Yaptım. Dedim ki bakayım kızlara. Kızlar nasıl hazırlanıyorlar, ne yapıyorlar diye. Çok şaşırdık. Tabii görmüştüm ama çok enteresan. Podyuma çıkınca sanki görmemişim gibi oldu. Buranın farklı bir büyüsü, farklı bir havası var gerçekten. Ne yapıyorlardı olmanın. Girdiğinizde? Vallahi aslında hepsi hazırlanmıştı. Müzik açmıştık. Orada bile iki dakikada kendi aralarına atıştılar. Ya dedim durun dedim bir sakin evet. Olun. Para bizde, şöhret gel bizde. Gel bacım. Bizde ne var haydi söyle. Para bizde, her şey bizde. Sizde ne var söyle söyle. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Raşit Bey. Ne haber? Raşit Bey gitmeden bir iki göbek atmayalım mı şöyle 9-8? Bunu podyuma taşıyalım dinleyen şu anda. Hiç gerek yok dedim burada atışmanıza falan. Gayet güzeldi. Ambiyans çok sevdi. Hepsi çok profesyonelce hazırlandı bugün. Tabii normal bir konsept günü olmadığı için daha fazla aslında gittiler, kostüme gittiler bugün ama hani başka bir gün olsaydı atıyorum mesela işte etek şıklığı, bluz şıklığı vesaire gibi belki daha fazla kombinlerin üzerinde yorumlar yapabilirdim. Bunu seçtiğin için emin misin vesaire diyebilirdim ama bugün öyle bir durum yoktu. Çok keyifliydi yani, güzel oldu. Peki böyle sık sık yapacak mısınız baskın? Ara ara yapacağım tabii ki, vakit buldukça gidip onların baskını yapmak istiyorum. Efendim? Gizli gizli gelin dinleyin. Gizli gizli gelip valla dinleme kısmını pek bilmiyorum ama şey yapmak istiyorum. Böyle daha fazla işte etektir, blözür, daha fazla kombin ağırlıklı onların yaratıcılığını konuşturacakları şeyler, bölümlerde gidip bakmak istiyorum. Sormak istiyorum onlara, emin misin bunu seçtiğin için diye. Biraz kafalarını karıştırmak istiyorum. Ama günü belli yani. Değil, gizli. Evet. Gizli, sır. Aynen, sır. Büşra'cığım ben seni yanıma alayım. Bakalım jürimiz ne karar verecek bu düelloda ve bir başka güzel kim diyecek dördüncü düellomuzda? Yaprakları döktü geldi Ferhundeciğim. Tüylerim orada kaldı. Geçtiğin yerden bırakıyorsunuz. Bir başka güzeliniz kim Bige Hanım? Şimdi ikisi de kendi gibi kombinler seçmişler. Yani kendilerinin dışında bir şey yapmamışlar. Yani normalde Ece'yi hayatta böyle bir şeyle, böyle bir abiyeyle göremez. Tercihi belli kızın yani vücudundan da. Beni en cezbeden şey ikinizin de kendi gibi ve konsepte uyarlama haliniz oldu. Burada sen biraz daha avantajlıydın. Çünkü sen gerçekten kendi kınanda da böyle coşabilirsin yani. Elması da tarihi bir an işte, o da böyle sime pula taşa bulanacakmış. Bu düello da benim bir başka güzelim. Ben stilize şeyleri severim. Elmas. Ve mavi takımdan Elmas Bige Hanım'dan ilk puanını aldı. Emine Hanım. Benim için bir başka güzel bu konsepte, hem taşıdığı için öyle hem de tip olarak daha böyle bir uygun gördüğüm için kırmızı takım. Ve kırmızı takımdan Büşra Emina'dan da ilk puanını almış oluyor. Raşit Bey'e 6 puan kaldı. Evet. En zor karar size kaldı. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ve kırmızı takım bir altının daha sahibi olarak durumu 4-0'a geliyor ve bugünün üstünlüğünü hala koruyor. Tebrik ediyorum kızlar. Teşekkür sizi yerlerinize alabilirim. Ve
geldik bugünün son düellosuna. Bu düelloda kırmızı takımdan Zahra ve mavi takımdan Ayşe karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak sahneye Zahra'yı davet ediyorum. Zahra. O arkada vuran davul var ya, tap 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 tap, onlara denk getiriyoruz. Tap tap, o böyle kendini saldığın değil, o vurmalılara yere değdiğin anları denk getiriyor. Böyle böyle oynuyor, böyle 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 oynuyor. Ancak bir şeyler burada gördüm yani, o kadar, hiç bilmiyorum. Zahra hoş geldin. Hoş buldum. Bu kadar üstüne koydun ve hala modern duruyorsun. Yani inan bana, hiçbir şekilde birazcık böyle kapattın da, bir de o ayakkabı, çok suslu bir ayakkabı görmediğim sürece, bu böyle gece çıkabilirsin, çok da modern duruyorsun. Ben tabii ki bu konsept için kafanın üstünde böyle bir şey isterdim, bir abart isterdim, evet. Bir taç isterdim, bir gül isterdim, bir şey isterdim. Yok sen böyle tam Amy Winehouse. Amy Winehouse şey olmuş. Roman olmuş Amy Winehouse. Sünnet annesi olmuş. Sünnet annesi. Sünnet annesi, ama bir de Egyptian duruyorsun böyle, şey yaptığın zaman biraz böyle saçın toplu olsaydı bu şeyle bir şekilde bambaşka duruyorsun. Hiç roman havası vermedin. Tek sen bu. Elmas'ta da vardı o modernlik, sende de var. Benim yorumum bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Vallahi korneam kanadı yani, bu kadar farklısın, bu kadar sen. Ayşe sen alırsın bence. İnşallah artık. Düşünsene bunu da vermiyorlarmış bana. Çiçekçi kızsın ha, unutma. Sünnet annesi olur mu bu kadar iddialı? Evet olur yani. Saçına da hatta bir şey yapabilirdin. Saçının modeli gerçekten Amy Winehouse'a benziyor. Dansı bırakman lazım senin acil. Danstan uzaklaş sen. Bizim Zahra'mız olarak geri dön. Üstündekini çıkarabiliyor musun? Çıkaramıyor musun? Çıkarabilirim. Çıkarsana bir onu. Bir de çok dar var. Değil mi? Bu dünler için çok dar değil mi Bige? Şimdi bu abartıyla girip herhalde sokakta onu bir üstünden atacak. Anam. Bir de arkana dön lütfen. Bir üstünden. Dön efendim? Arkanı. Ama çok güzelsin. Arkanı bir dön. Wow. Kız sanki şeye gel, görücüye gelmiş gibi. Çıkarsana üstündeki şalı da. Tamamen onu da çıkar. Aa. Sen bayağı peki saklamışsın. Hakikaten ha. İnanılmaz güzel duruyor bu arada. Şu anda Egyptian duruyor yani böyle. Kesinlikle. Bir, bilmiyorum. Sünnet annesi abartılı, mısırlı mı bilmem. Yani çok özenmişsin. Üstüne onu alınca başka bir şey oluyor. Çıkarınca başka bir şey oluyor. İlk çocuğumdur. Belli belli çok özenmişsin. Ne diyeyim, olmuş Zahra yani, gözüm kanadı. Olmuş olmuş. Teşekkür böyle ediyoruz. Raşit Bey son olarak sizin yorumunuz. Ben elimdeki kaftana bakabilir miyim tabii bir? Tabii ki ben getireyim. Bir ek var onun ucunda orada ama o ek olmasa aslında bu çok o kadar güzel duruyor ki. Bakar mısın? Evet ya. Bu sahne için de çok güzel. Sahne için çok güzel gerçekten. Bu çok kötü evet. Yok ben biliyorum, ben bunu beğendim. Ben burada neyi beğenmedim biliyor musun? Burada bir ek var ama herhalde boyunu uzatmak için yapmışlar. Yani şöyle falan konduğunda tabii şimdi gözükmüyor bu detaylar da. Ben bunu çok beğendim üstünde. Vallahi Esra çok güzel, sana da yakışır biraz giy. Giysene bir. Aa, bu hakikaten çok güzel artık bir şey. Aa, Ayşe benim. Hatun'un böyle bir kaftanı var. Vay ne giyse yakışıyor ya. Kadına bakar mısın? Bravo. Kobra Murat'ın kız kardeşi tasarlamış. Ellerine sağlık. Bak gerçekten bu çok güzel bir kaftan üstünde giydiğin. Bakar mısın ne kadar modern ve şık durdu. Mesela böyle bir şeyin üzerine giy, böyle bir elbise böyle. Evet kesinlikle. Bir ne de cool. Çok güzel bir değil mi? Beyaz tişörtün üzerinde bile top bu kayak. Çok evet, güzel ya. Çok detayları güzel falan yani. Çok güzel. Peki Raşit Bey yorumunuz bitti mi? Yorum bitmek üzere. Tamam. Yani hani bunda çıkardığınız zaman hakikaten böyle çok başarılı bir oryantal gibi duruyorsun yani bir taraftan da. Ama yani bir romanla daha fazla, Emine Hanım da söylediği gibi bir taç, bir çiçek, bir şey isterdim yani. Fazla şey kaldı. Çok fazla modern bir naif roman. Kaldın bu konsepte. Çok modern. Şey yok.
Ama saçımı abarttım. Ama saçında şey duruyor biliyor musun? Saçında çok böyle 60'lar falan duruyor yani saçında. Öyle dönem mi? Saçı gibi duruyor saçın. Daha fazla belki lüle olmalıydı. Bir de buraya böyle şey sürdü neydi o? Kalem Sim. çektin ya. Ha, gözüne. Gözüne kalem çekince çok dönem makyajı gibi durduğun makyaj sende. Hiç kalem o kadar da yok yani sürmek istedim ama sürülmedi. O yüzden Amy Winehouse biraz daha gibi uzun geliyor bence. Da göz makyajını onu görüyorum. Göz makyajı. Evet. Aha. Böyle yani. Peki teşekkür ediyoruz. Esra sana aşırı yakıştı bu arada. Kalsın. Kalsın yani. Çıkartayım istersin. Diyorum ben. Nasıl istersen. Kalabilir. Biraz çok teşekkür tamam. ederim. Sana daha çok yakıştı. Ben sana vereyim şöyle. Zara sana bir şey soracağım. Son zamanlarda böyle hep bir olaylarda kavgalarda adın geçiyor senin. Aslında yarışmaya ilk başladığımızda daha sakin yani daha kendine dönüktün. Hani bu kadar olayların içinde değildin. Şimdi sanki biraz daha böyle olayların içinde ama gibi. O zaman benim ismim de geçmiyordu. Hı-hı. Şu an ismim geçince ister istemez müdahale ediyorum yani. Ne giyeceğiz ayağımıza? Al ayakkabıları da almışlar. Ay ayakkabı ne giyeceğiz diyor. Her eşeğin altına bir ayakkabı koymuşlar. Bize aynısını koymuşlar. Niye bağırıp çağırıyor ben anlamıyorum. Bir tane her askının altına bir ayakkabı olur zaten. Neyin mantığı bu? O zaman görmeden bağırıp çağırmayacak bize ya burada. Ne? Kendi ismin geçince müdahale ediyorsun. Evet, yoksa geçmiyor. Her olaya bir müdahale ediyor musun? Yani tabii ki de takım arkadaşımın bir haksızlığa uğradığı zaman da ben de ister istemez tabii ki de onların Hı-hı. hakkını savunmak için müdahale ediyorum yani. Hı-hı. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica o zaman ederim. Seni yerine alabiliriz. Ve Zahra yerine geçerken bambavi takımdan Ayşe'yi podyuma davet ediyorum. Gelinime baktım. Çikolata harika. Damada baktım. Çikolata harika. Güzellik yarışması var. Bakması bedava. Düşmanlara. Kuduslara. Anasına baktım. Çikolata harika. Babasına baktım. Sülalemle yaktım, ortakları çatlattım. Düşmanlara kapatattım. Şanımız var, aramız var. Bandan tatlı tatlı. Gülü var, gülü var içinde, gülü var ya. Ben tahmin ettim. Tarihe yazılmış güzelliğimiz var. Yaz bunu aklına limana. Gelinime baktım. Çikolata. Allah Allah. Allah'ım. Elimde romantik bir gülle savaşın içerisinde kalmışçasına. Bu müzik orada. İnsanı başka bir moda sokuyor. Vallahi iyi değilim ben şu an. Ben gülüm bir şey söyleyeceğim. Bir şey yani. Söyleyeceğim. Ayşe tekrar olmadı. Önce bu çanta senin. Bu neyse o çanta plaj çantası nedir? Mobilya Ayşe. Çantası nedir yani? Şey onu bıraksaydın. Okey sepet bıraksan. Bir de orada bir dans oldu ya böyle çöktün. Dizlerin üstünde böyle başladın ya. Sonuna evet. kadar gitsene yukarıdan çeksinler seni. Seni ya. Bari onu yap. Arkadaşlarım etrafımda dans edebilir mi ben onu yaparken? Nasıl? Ederler. Olabilir tabii. Çantayı çıkardım. Ama bizi bir daha alalım. Biz oynayasınız var. Tamam okey. Öyle değil. Ayşe ritim hisset. Hisset. Tamam. Utanma anlatabiliyor muyum? Evet. Her seferinde öyle bir şey var sende. Ay, çok hisset yani. Sende var o. Yarandı. Okey. Bakalım şimdi. Gözlerini kapat ve yaşa. Baba zunga ranga ranga. Baba zunga. Senin adın Zami Lavka. Senin adın Zami Lavka. Şarkı buldum, 2020'nin bombası. Kobra bra, ve ben dinlediğim şey olmazsa. Markete gittin ama yine. Döndün 100 gram kıymayla. Hayallerin ki zaman. Hep yersin makarna. Her haliniz yapmacı. Kapı önünde patmacı. Ben yine zirvedeyim. Hamalıyım paralıyım. Düğünde dernekteyim. Attım.
Siz de. Bravo kızlar. Ay. Ay teşekkürler. Bacaklarım kırılıyor. Aa, çok güzel oynuyorsun. Teşekkür ederim. İlk defa. Şahane oynuyor değil mi? Bana, yani benim hakikaten bir düğün yapmam lazım kendime. Ne yapacağım düğün? Düğün yapmam lazım. Sırf evlenmek olsun diye ben bir düğün yapayım. Valla ya. Zaten ben de herkes bir daha evlenirsem altın günü ekipte hazır. Valla herkes bir rahatlasın ya. Kına olmaz artık bana. Kına da yok. Bir gün yok. Bir konsept yapalım. Düğün buraya benim düğünüme gelsin herkes. Allah Allah evet. Ne oynarız vallahi. Var ya. Evet. Gerçekten. Raşit ilk sen yap. İlk ben yapayım. Zaten bir bekar benim ya gerçekten. Ama hediyelerle. Unutmayın. Aa tabii. Nasıl buldunuz Ayşe'yi? Vallahi nereye gidiyorsun böyle? Neydi konseptin? Çiçekçi kızım. Ayrıca dansçıyım. Hıdrellez kutlamasına gidiyorum. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? Renkler o evet. Kadar iyi durdu ki sende. Teşekkür ederim. Bayıldım yani makyajına. Çok beğendim. Çok iyi taşıdın. Bence en iyi büstiyeri de sen kaptın bu arada. Gerçekten çok yani açıyor göğüs ama. Yapına inanılmaz güzel uydu. Evet. Çok sevdim. Ayşe Hıdrellez ne zaman? Kasım'da diyebiliyorum. Hıdrellez ne zaman? Yok. 7 Mayıs. 7 Mayıs değil mi? Dakika. Mayıs değil mi? Şubat, Mayıs'ın Mart. Başı. Teşekkür yani ederim Nisan Esra. Sonu galiba ya da Mayıs. 6-7 Mayıs. Ah tamam. Yaklaşmışım birazcık. Nisan diye hatırlıyordum. 5-6 pardon. 5-6'ymış. Hıdrellez konsepti çok iyi olmuş. Öyle iki tane baharın gelişi ve yeni dönemle ilgili kutlanan şeyler var işte. Biri Nevruz, biri Hıdrellez. Bunlar bizim güzel adetlerimiz, örfümüz. Hıdrellez'de ne yapılır biliyor musun? Evet. Ne yapılır? Söyle ateşin bakayım. Ateşin üstünden atlanıyor. Tamam, başka bir de ne yapıyoruz? Çember, ay ne çemberi ya? Şey, yukarı. Ay adlarını unuttum şu anda. Çaput. Dilek çem, yok. Dilek ağacından. Dilek ağacı mı? Dilek bağlıyorsun. Dilek balonu dilek sonradan balık. Çıktı. Gül ağacının dibine. Ya ben onları dilek. Görmüştüm. Bir de şey, dilek ağacına. Yani gül ağacına. Gül ağacı. Gül ağacının altında dilekler. Ya ben bu soruyu sormamış olayım. Sen de Hıdrellez'e gitmeden konseptle ilgili hiçbir şey bilmiyor musun? Ben Hıdrellez'e gittim ama o kadar küçüktüm ki hiç hatırlamıyorum yani. Bundan sonra da yapın böyle şeyler. Mesela seni eleştirmek için söylemiyorum. Bunlar güzel adetlerdir. Nasıl ki 31 Ekim'de Halloween'i biliyorsanız Hıdrellez'i evet. De bilmenizde fayda var. Bunlar bizim güzel adetlerimiz. Cadılar Bayramı ile ilgili bilgimiz olduğu kadar Hıdrellez'le de ilgili olması lazım. Hıdrellez de Hızır Aleyhisselam'dan da gelir. Oraya da girmeyelim. Dileklerinizi dilersiniz. İyi niyetle sadece kendin için de istemezsin. Bolluk bereketle gül ağacının dibine kırmızı dağ gelsin diye. Hatırladım. Melekler anladın? Ben bir kere yapmıştım arkadaşlarım çünkü bana bir şey yazdırmıştı. Ama gül ağacı değil de bayağı bir bahçede gül vardı. Okay, ona olur. Falan koymuştuk dibine. Ağacı değil zaten herhangi bir gülün gül, gibi. Evet. Arama motoruna yazın bu şeylerinizi. Bir bilgi kalır bir yerinizde. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve son olarak Emine. Ayşe şu anda o dilek ağacı olsaydı bize söyleyebilecek hangi dilek olurdu? Altın söyle çok ama dileğim var. Bir tane en önemli bak kalp bir tane kalp en önemlisi mi? Kalpten konuş. Yani hayatım boyunca hep iyi insanların hayatımda kalmasını dilerdim. Kötülüklerden hep uzak durmayı. Budur bence. Hepimizin dileği bu değil mi? Yani şu an hani en top olarak gördüğüm bu. Çünkü hep iyi insanlar kalırsa zaten hayatımda çok sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada çok güzelsin. Teşekkürler. Çok yakıştı sana. Ben birazcık garip hissediyorum ama kendimi. Yok garip hiç hissetme. Kesinlikle garip değilsin. Çok güzel, çok romantik ve çok tatlı görüyorsun. Teşekkür görünüyorsun ederim. Yani. Mavi ve bu mavi ve siyah normalde böyle açık bir mavi ve siyah kombin hiç sevmem ben. Ama gerçekten çok iyi duruyorsun. Teşekkürler. Gül de çok yakıştı. Böyle şeylerden bir de lütfen... Şovlarda bir bundan sonra bölümlerde rahat ol. Evet tamam. Rahat ol. Herkes bak Dişa, Ebrar herkes rahat hissediyor kendini. Tek Melika. Başımayken çok rahatım ama böyle buraya çıktığımda bir farklılık oluyor. Ama burası bir sahne, senin hayatın sahne. Sen model olmak istiyorsun, modelsin zaten. Evet. O yüzden sahne senin hayatın. Bu senin şov göstereceğin yer. Evet. Okey? Okay. Çok iyi gözüküyorsun. Teşekkürler. Peki teşekkür ediyoruz. Bakalım son düellonun altın kazanan takımı kim olacak? Şu anda kırmızı takım 4-0 önde. Tabii ki aslında bugünkü galibiyetlerini ilan etmiş durumda. Mavi takım alırsa 4-1 kapatmış olacak. Ve ben jürinin değerlendirmesi için Zahra'yı yanıma davet ediyorum. Bravo. Zahra'cığım bakalım bunda sen takımının...
galibiyet altın serisini sürdürecek misin? Yoksa mavi takım Ayşe ilk altını mı alacak? Zor bir karar. İki kızımız da çok güzel. Sizin bir başka güzeliniz kimdir Raşit Bey? Bu düelloda benim bir başka güzelim... Ayşe. Çok teşekkür ederim. Ve mavi takımdan Ayşe Raşit Bey'den ilk puanını alıyor. Emineciğim seninle devam edelim. Senin bir başka güzelin son düellomuz da kim? Bu akşam Zahra bu saçını ve makyajını harcadın çünkü o kadar yakışıyor ki bir daha da yap. Tamam. Benim için bir başka güzel Ayşe. Teşekkürler. Ve Ayşe jürimizden ikinci puanı da aldı ve son olarak Bige Hanım. Bu düelloda benim bir başka güzelim Ayşe. Teşekkür ederim. Ve Ayşe jürimizden 3 tam puan alarak kırmızı takım 4, mavi takım 1 olarak tamamladı. Ben kırmızı takım için bir alkış rica ediyorum. Bravo. Ve kızları yerine göndermiyorum. Diğer kızlarımızı da buraya davet ediyorum. Ve karşınızda... Kobra Murat geliyor. Aa, biz kesin dans ederiz. Kesin oynarız. Allah Allah. Oo, daha hareketli galiba. Bu serinin bombası. Çikolata galitası. Çikolata harika. Gelinime baktım. Çikolata harika. Damada baktım. Çikolata. Güzellik yarışması var bakması bedava. Düşmanlara, kuduslara, anasına baktım. Çikolata harika. Babasına baktım. Çikolata harika. Sülalemle yaktım, ortakları çatlattım. Düşmanlara kahve verdim. Allah Allah. Yazılmış güzelliğimiz var. 70 80 90 100 Havadayız. Karadayız. Sakın açılma hocam. Can simitini tak boğulmayız. Tatlı ballı kaymaklı Romanovas tadında, karnaval tadında hayatımız olsun. Her günümüz Romanovas olsun. Öyle valla. Sağlıklı, şanslı, bereketli, kısmetli, huzurlu amin inşallah. Hayatımız olsun. Amin. Allah amin. Sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Seni de. Seni de. Bravo. Efsane ya. Evet. Çok teşekkür vallahi ediyoruz Murat Bey. Neydi? Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ ol. Ha. Kanatsız melek. İnsana bile benzemiyor. Kanatları ne? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Murat Bey, bütün mahalleye selam söyleyin bizden. Aleyküm selam. Ben de tüm roman camiasından, Sultan Mahalle'den, Üsküdar'dan, Selamsız'dan, Lonca'dan, Balat'tan, Edirne'den, Keşan'dan, Malkara'dan, herkesten, roman camiasından sizlere selamlar getirdim. Güzel. Bizden de onlara selamlar. 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 Selamlar yolluyoruz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında bir başka güzelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çikolata harika, damada baktım. Çikolata harika, düşmanlara. Tarihe yazılmış güzelliğimiz var.